İşte burada e, Perkaz'ın Perkas'ın dönüşü çok değerli ki bence Perkas hani idealde sol forvette ya da baklavada sol orta sahada oynayabilir diye düşünüyoruz ya. E, onu da ayrıca gelecek bölümlerde konuşuruz. Herkesin döndü, dönmeye yakın olduğu dönemde. Ama şu aşamada sanki Fenerbahçe o kara karşı oyunda ilk 50 dakika oynayan 11 ile devam edip tam o ihtiyaç duyduğun son 40 dakikada son 35 dakikada Perkas'ı o zaman oyuna dahil etmek mantıklı gibi taze taze. Hazır sosa yorulmuş. Mesut yorulmuş. Topu sende kalmasına ihtiyacın evet, var. Aynen. Perkaz bir tane hani topu zekasıyla topu kullanan bir oyuncuya ihtiyacın varken Perkası o, o şekilde kullanmak mantıklı olur. Ama dedim. mesela şöyle mi diyorsun? O sayıyı ya da Valencia'dan bir artık hangisi düştüyse onun yerine. Yani Mesut'un yerine değil. Yani Mesut'un yerinde olabilir. Mesut'ta çok fizik olarak düştüyse. Yani ilk aşamadan bahsediyorum ben. Hı -hı. Şu anki fizik aşamada. Mesela Mesut'un yerine 60'tan sonra Perkaz'larla yani, Fizik olarak düştüyse yapacak evet. bir şey yok öyle bir de sos, Mesut da kuvvetli olduğunu düşün. Yani ben şuradayım. Fenerbahçe çok son 40 dakikada oyun, son 40 dakikada da oyunu nasıl kendine tutabilir, topu kendine nasıl tutabilir? O işte şu anki mevcut kadroda yani Mesut'un iyice fizikler kendi bulması lazım, perkesi tamamen dönmesi lazım. Evet. Bu olunca olur. Uzun, yani birisini sonra saklarsın, ya da Sosa'yı sonra saklarsın. İkisini aynı anda kullanırsın. Evet. Sosa'yı son 40 -30 dakika 30 dakikada koyarsın. Sosa taze taze oyun'a girip o işleri yapar. o Yaptığı beklenim. önceki maçta. Tabii ki. Aynen öyle. Sosa da aslında o yüzden beklentilerin üstünde bir katkısı olacağını düşünüyorum ben. Çünkü biraz unutulduğu gibi fancam vesaire gelince Sosa. O yüzden Sosa'dan çok daha fazla katkı alabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin ikinci dönemde. Ama bir de işin enerji tarafı da var. Ama bu hücum hattından ziyade sanki merkezde bir eksilme oluyor Gustavo'nun yokluğunda. Bir de onu düşünmek lazım. Gustavo yokken Fenerbahçe kimi ekli, ekler de e, mesela Pelkas attın sahaya. Ön tarafı daha böyle bir oyun zekası katsın diye. Paslar da, da etkili oldu diye. Ama bir tane de sanki Sosa'nın yerinde de dinamik bir oyuncunun giriyor olması lazım. Orada iki tane seçenek aklıma geliyor. Mecburen enteresan seçenekler olacak. Çünkü orta saha yok dediğim gibi. Öyle bir oyuncu yok şu anda. Mert Hakan da cevap veremedi ona. E, ee, geliyor öncelikle aklıma. Tisarant bu oyunu oynayabilir gibi geliyor. Oynadı da. 6 numara oynamışlığı var. Ve Tisarant'ın hani dribbling de yapabilecek bir oyuncu. Topla taşır sana. İkinci oyuncu da kim geliyor biliyor musun? E, o da enteresan olabilir. Şu anda Nazım buraya dahil olduktan sonra artık birinci sahabek olmaktan çıktı ama hmm. Gökhan Gönül e, orta sahaya eklenirse oyun sendeyken 1-0'larda 2-0'larda dinamizmiyle ve top kullanımıyla da Gökhan Gönül çok iyi top kullanan bir oyuncu. Çok iyi kullanır. Dinamizmi ee, konusunda ne durumdayı? Ya, dinamizmi... Yani son yarım saattir hayalet et. Maç tamam, değil de. Tamam tamam. E, sanki şöyle yedek kulübesine bakınca Fenerbahçe'nin çok da seçenekte kalmadı. E, kalmıyor. Sanki Gökhan Gönül en azından tecrübeli. Faal almayabilir. Top kullanmayabilir. Enerjisi de o bölge için fena olmaz şu yaşında da. Sanki bu şekilde kullanılır bir gibi geliyor bana. Güzel. Ee, bu toplu oynama oyununda Mesut'un e, pas yüzdesi %96 bu arada. Hı hı. Ve ilk 50 dakikada toplu buluşma sayısı son 40 dakikanın 4 katından fazla. Öyle bir maç yaşamış. Mesut'un üstünde şu baskıyı kurmamak lazım. Daha çok gol, daha çok asist baskısı kurması, kur, kurmamak lazım. Hı hı. Öyle bir öyle bir oyuncu değil, öyle bir oyuncu olmayacak bu saatten sonra da. Hı hı. Yani Arsenal'deki son döneminde de artık ondan çıkmıştı. Çok skorer, inanılmaz e, gol atan, her maç ile bir gibi gol atar oyuncusu olmaktan çıkmıştı. Öyle bir on numara değil. Yani oyunu besleyen bir karakter olacak burada da. Pas merkezi olması, Biraz. oyunu yönlendirmesi, arkadaşlarının liderlik yapması çok kıymetli. İkinci yarı oyuna işte takım sahaya çıkarken işte diğer oyuncularla konuşması, Serdar anlatıyor, işte gidiyor Santrafor'a bir şey anlatıyor, pozisyonları tarif ediyor. Çok kıymetli onlar. Fenerbahçe'nin böyle beklentileri olması lazım Mesut'tan. Yani bu oyun içindeki %96 pası da yani aldım yanındakine geri verdim pası değil genelde. Yani hep oyunun içinde, oyunun akışına hizmet eden paslar. O yüzden ben Mesut'un başlangıcından başlangıcını beğendim bu maçtaki. Kesinlikle ve artık yani 11'e dahil oldu. Ee, yani fiziği en azından belli bir 60 dakikayı kaldıracak o belli. Özellikle bu formasyonda kesinlikle kaldırır. Ee, bir de Fenerbahçe aslında hala çok cevap alamadığı bir oyuncu daha var. Ee, maalesef. Yani ana plandan çıktı Tiam'ın formundan sonra gibi gözüküyor. Ki Mesut varken Tiam çok daha mantıklı Santa Ford'a. Ki zaten hani Enel Varensiyeli sürekli yer değiştirip Mesut'u topsuz oyunda rahatlattığı için fiziki kavgayı onlar veriyor Mesut yerine. O yüzden Mesut fiziğini tam olarak yerinde gelene kadar e, Tiam ve Ener Valencia'nın sahada olmaya devam edeceğini düşünüyorum ben. O sahilde de birlikte. İşte Pelkas dönerse belki onlardan biri çıkar. Ki Pelkas'ın şöyle bir özelliği var. Çok teknik bir oyuncu ama aslında topsuz oyunda gayet güçlü. Yani bu oyunculardan herhangi birini çıkar yerine koy Pelkas'ı o topsuz oyunda eksik kalmazsın. Mesut'u o da e, enerji desteği verebilecek bir adam aslında. Bahsettiğim adam şu Samatta. Yani tabam ana planda e, onun istediği gibi oyun olmadı, hiç olamadı. E, Fenerbahçe'nin elinde kalan kaliteli iyi oyuncularıyla daha doğrusu oynanabilir oyun oldu bu olduğunu ben her zaman söylüyorum. Bunu oynayabilir şu anda. E, oyn Hangi kısımdan bahsediyorsun? 40 <laughs> dakikayı mı? Yok yok şey. Errol Bulut'un Son planı vardı işte topu rakibe teslim edip Aynen. karşılama hızlı bir şekilde ucuma çıkmıyor. 9 tane galibiyet aldığı dönemden bahsediyorum. Yani bu e, oyuna Samat'a çok cevap veremediği anlar oldu. Sadece Ankara gücü maçı var orada Fenerbahçe daha büyük. Bir... Aslında Belçika'da buna yakın maçları da oldu. Evet. yani Orada daha çok basıp giden forvet modeline yakındı. Evet yakındı ama Fenerbahçe biraz daha fizik... Topu orada tutacak adamı da ihtiyaç duyuyor uzun evet. vurduğunda ya da Mesut oynadığında ona şart oldu artık o. O yüzden Tiam'a tamamen dönüldü şu dönemde. Ama en azından Samat oyuna sonradan girdiğinde biraz daha topu tutabilen, son vuruşları yapabilecek koşuları biraz daha fazla atabilen bir oyuncu oluyor olması lazım. Hani tamam evet. ilk 11'de çok fazla şans bulamadı ama yani bu oyun ona... Onun oyunu olmadı. Ama en azından oyuna sonradan girdiğinde biraz daha hani adire bir santrofor girmiş hissini veriyor olması lazım. Kesinlikle. Biraz bir kopukluk var gibi. Kendisi yani Samanta eleştiricisi bu. Evet evet. Ben de Samanta'nın biraz yani da kendine sistemden, sistemden taktikten bağımsız. E, tamam ana, ana plana uymuyorsun ama e, rakip harıl harıl gelirken de o kadar boşluk varken. Yok, bir, i̇syan bir, yok <laughs> isyan. Biraz şey <yani. gülüyor> Tam öyle o. Aa, o evet Samatta'nın yani. durumu o. İsyan yok. İsyan evet, Hep İstiyan. bu yüzden evet. Yani çok umru, umru değilmiş gibi tavrı var. O hani biraz gözüme takılıyor. Evet ilk geldiğinde de ben yani ilk röportajları işte zaten ben Premier League'den geldim. Ha. Röportajlarında bir Samatta bir düşüş, biz... sert düşüş yapacak belli ki. Biz de fikir tabi çocuğuyuz. Burası da Süper Lig yani. <gülüyor> Tam <gülüyor> bu, öyle oldu. O kadar da şey değil. <laughs> ee, bu arada Gökhan Gönül fikrim ne diyorsun onun için? Ben Gökhan Gönül son e, bölüm Bence çok mantıklı. Değil mi? Şurada yani... Gökhan da çok atıl durumda kaldı şu gidip, anda. Gidip gelme işini yapabilir yani o evet. şeyde. 8 numarada. Evet. Yani defansif olarak da hepsinden daha iyi yapar zaten. Hem onu yapar. Değil, çünkü basın. adam stoper oynamışlığı var. Zaten sabek bir adam olan zaten pozisyon almayı bilir otomatikman. Öyle fabrika ayarı var. Onu nereye koyarsan koy doğru pozisyon alır. Bir de işin topu kaptıktan sonra Gökhan Gönül hakikaten teknik bir oyuncu yani. Gökhan Gönül'ün ben ceza sahası içerisinde pozisyonu girdiği zaman kaçırdığı an hatırlamıyorum biliyor musun? Sağ bekende. Hem Fenerbahçe'de hem Beşiktaş'ta. Bazen o koşulları yapıp ceza sahasında toplu buluşuyor ya. Hatta Beşiktaş'a Fenerbahçe Attı. formasıyla iki tane atmıştı diye hatırlıyorum. Hı hı. E, bitirici de bir sağ bekti. Yani topa vurmayı da bilen, oyun zekası da olan bir oyuncu. Şu anda kenara bakınca... O oyun zekası inanılmaz durumda. Evet. Yani Fenerbahçe'de stoper oynamak zorunda kaldığında ya Allah Allah acaba derken insanlar... Hiç, hiç problemsiz çıkartıyordu. Başka pozisyonda oynaması gerekiyordu. Maç içinde değişmesi gerekiyordu. Problemsiz çıkarıyordu. Oyun zekası çok iyi olduğu için onu bir şekilde tolere ediyor. Hı. Hı. E, fizik gücünü çok zorlamadan o da son 40 dakika diyorsunuz zaten. Evet. E, bence. De aklıma Neville geldi. Şeyi izlemedim. Tiseren'de 6 numarada izlemediğim için ona bir şey diyemem. United'da Neville geldi aklıma. O da hani temposu düşünce biraz orta sahaya çekmişti Ferguson'u. Şey, orada kullanıyordu. Philip mi? Gary Neville oldu Bekti normalde. Aynen. Ee, tamam. sonra temposu düşünce orada kullanmıyor. Evet. Son dönemlerinde orada kullandı. Hatta bir Şampiyonlar ligi maçında bayağı yaşanmışken oyuna girmişti. Alkışlar oyuna girmişti falan. Onu hatırlıyorum. Gökhan de ve son dönemlerinde bu şekilde kullanılır gibi. gibi. Gökhan Gönül'de şey, Neville formülü. Aynen. <laughs> ee, bir de son genere parantez açayım. Hı hı. %70 toplu oynama. E, ee, i̇lk 11 oynayanlar içinde sadece Altay'ı geride bırakmış. Altay %69'da oynuyor. Hı hı. Ki Altay'a da teknik ekip yani bazı hocalar derler ki biz oyun kuracağız kaleciye avut atışında işte oyun kurulurken pasla başla der. Bazısı der ki hayır kardeşim uzun vur ben istemiyorum. Altay uzun vuruyor genelde. Teknik ekibin isteği belli ki. Yani o %69'la oynamış. Cener %70'le oynamış. Cener şuraya geldi. Buralarda en ufak bir baskıda vuruyor uzun. Burada gel burada buluştuğunda da orta. Evet. Yani ama Cener çok daha fazlasını yapabilecek bir oyuncu. Neden şeyi yelpazesi şu anda bu kadar dar bilmiyorum artık. Ki e, bu oyunda biraz daha hani pası da yani basit pasları daha fazla düşünüyor olması lazım. Evet. Evet tabii bu oyunda özellikle evet. ilk 50 evet. dakikadaki oyunda. Aynen. E, Novak da sakatlıktan dönecek. Bakalım nasıl olacak? Hoca düşünecek? Bakalım. Novak Mesut e söylemiştik. E, bu Fenerbahçe bölümünde noktalıyoruz ama bir özel bölümümüz olacak şimdi. E, daha önce de genç oyuncularla ilgili bilgiler verdik size. Ama şimdi her hafta bundan sonra yapabildiğimiz evet. kadar bir Geleceğin Yıldızları bölümü Aynen. yapmak istiyoruz. Bu haftaki seçimimizde, bir sonraki bölümde izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu bölüm bitti ama volede futbol içerikli asla bitmez. O yüzden bu içerikleri kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer de videolarımızı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.